bir yere sabah erkenden gitmem gerekiyorsa ve birazcık da özenmek istediğim bir yerse burası, akşamdan hazırlanmaya başlamak sanırım en mantıklısı. Güzelce duşumu aldıktan sonra saçlarımla işe başlıyoruz. Saçlarımı kısa kestirdiğim için artık benim için bu konuda hayat daha kolay oluyor. Saçlarımı güzelce tarayıp güzel bir krem sürüyorum ve kendi kendine kurumaya bırakıyorum. Aslında fön makinesiyle kurutacaktım ama fön makinesini bulamadığım için kendi kendine kurumaya bırakıyorum diyelim. Apple pijamamı size göstermesem olmazdı. Pazardan. iMac'ler bu kadar pahalılaşmışken Apple'a bu kadar yakın olabiliyorum. Neyse. Tamam, çok zevzeklik yaptım. Cilt bakımıyla devam ediyorum. Sabah uyandığımda cildim daha güzel olması için şimdi birkaç adım göstereceğim size. İlk önce yüzümü güzelce peeling uyguluyorum. Bütün ölü derilerden arındırdıktan sonra bir de üzerine kir maskesi yapıp tamamen mükemmel bir zemin hazırlamış olacağız. Bu kir maskesi uygun fiyatlı olarak benim en sevdiğim kir maskesi olabilir. Bunun pahalı ve daha farklı etki eden bir versiyonu istiyorsanız da Kiehl's'ınkine tek geçerim sanırım. Ama bu uygun fiyatlı. Üzerime ıslatıyorum yıkadıktan sonra. Şimdi Kiehl's'ın nem maskesini uygulamaya geçiyorum. Seslendirme yapmak gerçekten videoda konuşmaktan daha zor. Çünkü videoya yetişmeye çalışıyorum. Gerçekten çok enteresan. Şimdi tırnaklarıma geldi sıra. Bu Golden Rose'un şeyini kullandığım zaman yastık izi olmuyor. Videonuzda yetişmeye çalışıyorum şu an ve halim biraz komik. Ertesi sabah geliyorum, saçımı düzleştiriyorum, yüzümü makyaj için güzelce nemlendirdikten sonra likit aydınlatıcıyla aslında minik bir aydınlık baz oluşturuyorum ve bunu bir fondöten fırçasıyla yayıyorum ve sadece aydınlık görmesini istediğim bölgelere, bütün yüzüme değil. Şimdi corrector alıyorum, böyle katı ve kapatıcılığı yüksek bir corrector ile. İlk önce zemini, rengini dengeliyorum diyebilirim. Şimdi en sevdiğim fondöten ve ışıltılı bir bebek kremi karıştırıyorum. Böylece aydınlık bir etki veriyor ve bütün gün gerçekten fotoğraflarda güzel görünmesini sağlıyor. Göz altlarımı pudrayla sabitliyorum. Kaşlarımı tarıyorum. Geç kaldım diyorum. Burada geç kaldım. Gerçekten ben geç kaldığımı zannediyordum ama ilk gidenlerden biri oldum. Benim için de sürpriz oldu bu. Kaşlarımı güzelce dolduruyorum. Uzun süre sonra ilk defa kaşlarımı bu videoda doldurdum. Yani aylardır sanırım kaşlarımı doldurmuyordum. Hafif bir kontür yapıyorum. Ama çok hafif yani. Şimdi katlama bölgesini hafif gölgelendirdikten sonra allığımla birazcık daha kızılaştırıyorum. Bu benim combo makyajım. Yani kendime yakıştırdığım cepte bir makyaj. Gözüme ışıltılı, hafif pembe, böyle allığımın rengine benzer ama daha açık rengi ve ışıltılı bir far sürdükten sonra Benefit'in bu kaş bazını sürdükten sonra Maybelline'in de maskarasını sürüp göz içime kalem çekiyorum. Şimdi yanakları birazcık pembeleştirelim ve aydınlatıcı. Benim makyajımın olmazsa olmazı, vazgeçemiyorum aydınlatıcıdan. O yüzden bol bol aydınlatıcı sürüyorum. Şimdi birazdan sonucu göreceksiniz. Ruj parlatıcı sürdüm, onu da çekmeyi unutmuşum ama elimde sonucun olduğu tek fotoğraf. Bir bumerang da aslında, bumerang da değil. Ve makyajın görünmediği videomla sizleri uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.